Geçen videoda açısal harekete ait tüm yeni değişkenleri tanımladık. Ve dedik ki bir çember üzerine dönen cisimler için bu değişkenler çoğu zaman doğrusal hareket değişkenlerinden daha kullanışlıdır. Mesela bunun bir tenis topu olduğunu varsayalım. Tenis topu bir ip aracılığıyla bir çiviye bağlanmış ve bir çember çizecek şekilde dönüyor. Burada ip ve tenis topu üstündeki her nokta aynı açısal yer değiştirmeye, aynı açısal hıza ve aynı açısal ivmeye sahiptir. Fakat açısal değişkenler bu tip dövme hareketi problemleri için daha kullanışlı olsa da bu açısal hareket değişkenlerini tekrar doğrusal hareket değişkenlerine çevirmeyi de bilmek gerekir. Bu videoda açısal hareket değişkenlerinin doğrusal hareket değişkenlerine nasıl dönüştürüldüğünü anlatacağım. Başlayalım. Mümkün olan en basit açısal hareket değişkeni açısal yer değiştirmedir. Çünkü bir cismin ne kadarlık bir dönüş gerçekleştirdiğini ifade eder. Bu cisim bu kadarlık bir dönüş yapmış olsun. Açısal yer değiştirmeyi delta teta ile gösteriyoruz. Açısal yer değiştirme diye de yazalım. Fizikte bu değişkenin birimi olarak radyanı kullanıyoruz. Ne ne birazdan anlatacağım. Şimdi bunu bir doğrusal hareket değişkenine nasıl çeviririz ve o doğrusal hareket değişkeni nedir? Böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyor olsam şöyle derdim. Tamam, açısal yer değiştirme verilmiş. Bununla doğrusal yer değişim arasında bir bağıntı kurmam lazım. Ama bu biraz saçma olurdu. Çünkü top başlangıçta burada sonra buraya ulaşıyor. Öyleyse doğrusal yer değiştirmesi bu noktadan bu noktaya kadardır. Ve bu topun doğrusal yer değiştirmesi budur. Ama bu biraz saçma. Bu yer değiştirmenin nasıl hesaplanacağını anlatmayacağım. Çünkü birincisi çözüm için kosinüs teoremini kullanmak gerekiyor. Ve ben bu videoda o kadar ayrıntıya girmek istemiyorum. İkincisi ve daha da önemlisi bu yer değiştirmeyi bilmek bizim çok da bir işimize yaramıyor. Çünkü topun ne kadar mesafe kat ettiğini ifade eden çok daha yararlı bir büyüklük var. Adı da yay uzunluğu. Topun uzayda çember üzerinde ilerleyerek kat ettiği bu mesafeye topun yay uzunluğu diyoruz. Esasında bu uzunluk birçok problemde çok daha fazla işimize yarıyor. Ve iyi haber hesaplanması doğrusal yer değiştirme hesaplamaktan çok daha kolay. Burada yazalım yay uzunluğu. Bunu herkes farklı bir harfle gösteriyor. Mesela L ile gösterildiğini gördüm. Ama çoğu matematik kitabında S harfi kullanılıyor. O yüzden ben de S ile göstereceğim. Yay uzunluğunu hesaplamanın zor olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. Aksine radyan kullandığımızda aşırı derecede basit. Zaten o nedenle radyan kullanıyoruz. Tenis topunun kat ettiği yay uzunluğunu bulmak için dairesel yolun yarı çapını alıyoruz ki bu yarı çap aynı zamanda ipin uzunluğuna eşit. Ve bu yarı çapı radyan cinsinden ölçtüğümüz açısal yer değiştirme ile çarpıyoruz. Radyan bu nedenle çok kullanışlı. Radyan cinsinden ölçümü alıp cismin izlediği dairesel yolun yarı çapı çarpıyoruz ve yay uzunluğuna ulaşıyoruz. Yay uzunluğu cismin bu yol üzerinde kat ettiği mesafeyi metre cinsinden veriyor. Mucizevi bir şeymiş gibi görünebilir ama değil bu kadar güzel işlemesinin nedeni radyanın bu şekilde tanımlanmış olması zaten. Bir radyan uzunluğu çemberin yarı çapına eşit olan yayın belirlediği merkezi açı olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bu bir sürpriz değil. Radyan birimi özellikle bu şekilde seçilip tanımlanmış. Bu sayede açısal yer değiştirme ile yay uzunluğu arasında kolayca geçiş yapabiliyoruz. Yani bir cismin kaç radyan dönünce kaç metrelik bir yay çizeceğini çabucak hesaplayabiliyoruz. Yay uzunluğunun birimini de yazalım. metre. E tabi, yarıçapı da metre cinsinden alıyorsak. İşte bir cismin taradığı açıyla çizdiği yay uzunluğu arasındaki bağıntıyı oluşturduk. Şimdi de açısal hızla doğrusal hız arasındaki bağıntıdan bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız geçen videoda açısal hızı bilim zamanda gerçekleşen açısal yer değiştirme olarak tanımlamıştık. Yani bu terim bir cismin belli bir açıyı ne kadar hızlı taradığının ölçütüydü. Ve açısal hızı Yunan harfi olan omega ile gösteriyorduk. Açısal hız bir cismin bir çember üzerinde ne kadar hızlı döndüğünü temsil ediyordu. Yani yavaş döndüğünde açısal hızı düşük, hızlı döndüğünde ise açısal hızı büyük oluyordu. Dolayısıyla açısal hızla sürat arasında bir bağıntı olduğu çok açık. Çünkü açısal hız arttıkça sürat de artıyor. İyi ama nedir bu bağıntı? Açısal hızdan doğrusal hıza nasıl geçeriz? Bu da aslında hiç zor bir şey değil. Çünkü tek yapmamız gereken buradaki radyan bölü saniyeyi metre bölü saniyeye dönüştürmek. Bunu hemen yapabiliriz. Bu eşitliğin her iki tarafını r ile çarparsak, r çarpı omega eşittir, r çarpı delta teta bölü delta t eşitliğine ulaşırız. Bu eşitliğin her iki tarafını r ile çarptık ve bakın neye ulaştık. R çarpı delta teta yay uzunluğuna eşit. Yani bu kısım cismin çember üzerinde aldığı yolun bu hareketin süresine bölümü demek. E bu sürat demek değil mi? Yay uzunluğu cismin kat ettiği mesafe dedik. Zamanda da bu hareketin süresi yol bölü zaman sürate eşit. O halde bu cismin süratidir. V ile gösteriyorum ama dikkat edin bu hız değil sürat. Çünkü en başta vektörel değil hız olması için vektörel olması lazım. Şöyle düşünün. Bu yay uzunluğu yer değiştirme değil. Cismin kat ettiği mesafe. Mesafe bölü zaman bize sürati verir. Yer değiştirme bölü zamandaki değişim hıza eşit. Oysa biz yer değiştirmeyi kullanmadık. Yer değiştirme bu garip vektördü. Biz o topa hiç girmedik yay uzunluğunu yani mesafeyi kullanmaya karar verdiğimiz için açısal hız ve sürat arasında bir bağıntı elde ettik. İşte bağıntımız da bu. Bakın R yani yarı çap, çarpı açısal hız eşittir cismin sürati. Açısal hızla sürat arasındaki bağıntı bu şekilde. Cismin sürati eşittir cismin izlediği dairesel yolun yarı çapı çarpı açısal hız. Bunları kutu içine almamız lazım. Çünkü bunlar önemli. Bu yay uzunluğu formülü cismin taradığı radyan sayısıyla çizdiği yayın uzunluğu yani kat ettiği mesafe arasındaki bağıntı. Bu formül ise omega açısal hızıyla yani cismin 1 saniyede taradığı radyan sayısıyla 1 saniyede kat ettiği metre sayısı arasındaki bağıntıyı temsil ediyor. Diğer bir deyişle açısal hızla cismin bu yay üzerinde bir saniyede kaç metre ilerlediği arasındaki bağıntıyı gösteriyor. Gayet iyi durumdayız. Artık açısal yer değiştirme ile cismin kat ettiği mesafe arasındaki bağıntıyı biliyoruz. Ayrıca cismin açısal hızıyla sürete arasındaki bağıntıyı da biliyoruz. Sıradaki bağıntının ne olduğunu tahmin etmişsinizdir. Şimdi de açısal ivme ile doğrusal ivme arasındaki bağıntıyı kuracağız. Yunan alfabesindeki alfa harfi ile gösterdiğimiz açısal ivmeyi açısal hızdaki değişim bölü zaman şeklinde tanımlamıştık. Bir başka deyişle açısal hızın değişme hızı olduğunu söylemiştik. Yani sabit bir açısal hızla dönen cismin açısal ivmesi sıfırdır. Çünkü omega'da bir değişim yoktur. Ama başlangıçta düşük olan omega gittikçe artıyorsa açısal ivme vardır. Ve ortada bir açısal ivme varsa, doğrusal ivme de olacaktır. Bu sürpriz olmasa gerek. Çünkü dönüş hareketi gittikçe hızlanıyor. Demek ki doğrusal hızla değişiyor. Peki, açısal ivme ile doğrusal ivme arasındaki bağıntıyı nasıl kuracağız? En kolay yol burada yaptığımızı tekrarlamak. Burada eşitliğin her iki tarafını yarıçapla çarpmıştık. Sonuçta süratle açısal hız arasında bir bağıntı elde etmiştik. Burada da aynısını yapalım. Bu eşitliğin her iki tarafını yarı çapla çarpalım. Bakalım ne olacak? Yarı çap çarpı açısal ivme eşittir. Yarı çap çarpı açısal hızdaki değişim bölü zamandaki değişim. Yaptığımız şey eşitliğin her iki tarafını yarı çapla çarpmaktan ibaret. Yani açısal ivme tanımını yarı çapla çarptık. Sağ tarafta ne elde ettik? R çarpı delta omega. Omega'daki değişim Omega son eksi omega ilk demek. Bölü delta t. R'yi parantezde dağıtırsak eşittir r çarpı omega son eksi r çarpı omega ilk bölü zamandaki değişim. Bakın ne oldu şimdi? r çarpı omega son ve r çarpı omega ilk şeklinde iki terim elde ettik. r çarpı omega'nın ne olduğunu biliyoruz. Sürat demek r çarpı omega. Hız değil sürat demek. O halde bu ifadeyi şu şekilde yeniden yazabiliriz. Eşittir sürat son eksi sürat ilk bölü süratteki bu değişimin aldığı süre. Demek ki r çarpı alfa buna eşitmiş. Ben olsam direkt atlardım bu ifadeyi ivme verirlerdim. Çünkü burada söz konusu olan süratin zamanla değişimi. Ama dikkatli olun. İvme vektörü hızın zamana göre değişimidir. Oysa bunlar hız vektörü değil, sürat Öyleyse bu ivme vektörü olamaz. Başka bir şey bu. Süratin zamana göre değişimi. Yani ivme ama ivmenin tamamı değil. Çünkü ivmenin iki bileşeni vardır. Süratteki yani hızın büyüklüğündeki değişim ve yöndeki değişim. Ve bulduğumuz bu ivme teriminde yöndeki değişimden gelen ivme hesaba katılmıyor. Sadece süratteki değişime bağlı ivme dikkate alınıyor. Sizin yerinizde olsam bu noktada kafam efey bir karışmış olurdu. O yüzden bunun ne anlama geldiğini göstermeye çalışacağım. Bu top bir çember üzerinde dönüyorsa sırf bu dönüş hareketini yaptığı için bir ivmeye sahip. Top hızlanıyor veya yavaşlıyor olmasa bile bir ivmeye sahip. Çünkü hızının yönü sürekli değişmiyor. Bu da topa bir kuvvetin etkidiği anlamına geliyor. O kuvvete merkezcil kuvvet diyoruz ki bu örnekte merkezi kuvvet ip gerilimine eşit. Dolayısıyla bu top hız vektörünün yönünü değiştiren bir merkezi ivmeye sahip olmalı. İşte o ivme buradaki ivme değil. Bu farklı tür bir ivme. Merkezi ivmenin içeri yönlü olduğunu biliyoruz. Ve hatta merkezi ivmenin nasıl hesaplandığını da biliyoruz. Hatırlayalım. Merkezil ivme formülü hızın karesi bölü yarıçaptı. Hız vektörünün yönünü değiştiren şey işte bu bileşen. Yani ivmenin merkezcil bileşeni. Bunu tekrar edeceğim çünkü önemli. V kare bölü R formülüyle tanımlanan merkezcil ivme, ivmenin hızın yönü değiştiren bileşeni. Eğer bir cisim bir çember çizerek hareket ediyorsa mutlaka bir merkezcil ivmeye sahiptir. Ama burada bulduğumuz ivme bileşeni farklı. Bu hızı değiştiren ivme bileşeni. Bir çember üzerinde hareket eden bir cisim bu ivme bileşenine sahip olmak zorunda değil. Sabit bir açısal hızla da dönüyor olabilir. O durumda merkezil ivmesi vardır ama ivmenin bu bileşenine sahip değildir. Çünkü r çarpı alfa süratin zamana göre değişimine eşittir. Şimdi burada bulduğumuz bu a'yı burada görsel olarak ifade etmek istesem nasıl ifade ederim? Hareket yoluna yani çembere teğet bir çizerim. Çünkü hıza dik olan ivme bileşenleri hızın yönünü değiştirirken hıza paralel olan ivme bileşenleri hızın büyüklüğünü yani sürati değiştirir. Yani hızın büyüklüğünü değiştirmek başka bir deyişle cismi hızlandırmak veya yavaşlatmak için ya hızla aynı yönlü veya hızla zıt yönlü bir ivme bileşenine ihtiyacımız var. Eğer ivme bileşeni hızla zıt yönlüyse cisim yavaşlar. Eğer ivme bileşeni hızla aynı yönlüyse cisim hızlanır. İşte burada bulduğumuz şey r alfa ivmenin o bileşeni. O yüzden bu çoğu zaman teğetsel ivme olarak anılıyor. Buraya yazayım. Teğetsel ivme yani r çarpı alfa yani yarıçap çarpı açısal ivme hızın büyüklüğünü değiştiren ivme bileşenidir. Yani sürati değiştirir ve bunu yapabilmek için hareket yönüne t doğrultuda olması gerekir. İşte bu r çarpı alfa bu ivme bileşenini temsil ediyor. Kutu içine alayım önemli. Bu t'sel ivme formülü. Toplam ivmeyi vermiyor. Çünkü bir çember üzerinde hareket eden bir cisim için bir de merkezil yönde etkiyen bir ivme bileşeni olduğunu biliyoruz. O bileşenin formülü de v kare bölü r. Çember üzerinde dönen cisim aynı zamanda hızlanıyorsa, yani sadece dairesel hareket yapmıyor, bir de üstüne hızını değiştiriyorsa o cisim bir de bu ivmeye sahip demektir. Yani teğetsel ivmeye sahiptir. Bu noktada kafanız karışmış olabilir. Çünkü bir teğetsel ivme var, bir de merkezcil ivme var. İyi de bunların hangisi gerçek ivme? Bu iki ivme toplam ivmenin bileşenleri. İsterseniz hesaplayabilirsiniz. Toplam ivmenin karesi Pisagor teoremini kullanıyoruz. Çünkü bu iki ivme toplam ivmenin birbirine dik olan iki bileşeni. Toplam ivmenin karesi eşittir. T'sel ivmenin karesi artı merkezil ivmenin karesi. Bunu çözerek toplam ivmeyi bulabilirsiniz. Yönünü merak ettiniz. Toplam ivmenin yönü aşağı yukarı şöyle bir şey. Tabi bu cismin hızlandığı durumda bu yönde olur. Cismin yavaşlamadığı yani bu bileşenin olmadığı durumda yani bir bileşen ileri yönlü, diğer bileşen içeri yönlü olduğunda toplam ivmeye yaklaşık olarak böyle bir şey olur. Bu iki bileşen birbirine dik olduğu için merkezcil ivmeyi buraya taşıyabiliriz. Böylece bir dik üçgen oluşur. Hipotenüsünü hesapladığımızda toplam ivmeye ulaşırız. Nasıl hesaplarız? T'sel ivmenin karesi artı merkezi ivmenin karesi deriz. Sonra onun karekökünü alırız. Böylece toplam ivmenin büyüklüğünü elde etmiş oluruz. Özet geçeyim. Toplam ivmenin iki bileşeni vardır. R çarpı alfaya eşit olan teğetsel ivme cismi hızlandırmaya veya yavaşlatmaya yarar. Merkezi ivme ise cismin hareket yönünü değiştirir. Cismin sürati açısal hızların R ile çarpımına eşittir yay uzunluğu yani cismin çember üzerinde kat ettiği mesafe açısal yer değiştirmenin r ile çarpımına eşittir. İşte bu üçü açısal hareket değişkenleri ile doğrusal karşılıkları arasındaki bağıntılar. Umarım yararlı olmuştur.